İktidar ve iktidar ortağı ne zaman başları sıkışsalar aslında muhaliflere yönelik saldırganca bir tutum sergiliyorlar. Devlet Bahçeli'nin çeşitli açıklamaları oldu HDP'nin kapatılması yönünde. Bu açıklamalarını ısrarla sürdürdü ve bunun sonunda da sonucunda da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Mart ayında Devlet Bahçeli'nin son bir açıklamasından sonra bir iddianame hazırladım. İkinci iddianamenin kabul edilmesinde ne değişmişti derseniz, Deniz Poyraz İzmir'de katledilmişti. Ben buradan şu sonuca varıyorum. Ya güzellikle demokratik siyaseti size yasaklayacağız, yani güzellikle dedi işte, hukuki yol ve yöntemleri kullanarak ya da bunu zorla katliamlara başvurarak, yapacağız. Ülkemiz bu konuda bayağı sabıkalı. Anayasa Mahkemesi de bu konuda oldukça sabıkalı. 26 tane parti hakkında kapatılma kararı verilmişti Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce. Hukuki olarak bazı değişiklikler söz konusu. Örneğin, daha önceden Anayasa Mahkemesi'ne hani bireysel başvuru yolu açılmadan Anayasa Mahkemesi bu kararları veriyordu. Şimdi bu iddianamede ismi geçen siyasetçilerin çoğunun dosyaları Anayasa Mahkemesi'nde mevcut. Kapatma dosyası hakkında vereceği karar aslında diğer dosyalar için bir ihsasi rey niteliğinde olacak. Anayasa Mahkemesi'nin önünde olan ve önüne gelecek olan dosyalar için yer alan ithamların çoğu siyasetçilerin yaptıkları konuşmalardan, basın açıklamalarından, eylemlerinden kaynaklı, demokratik faaliyetlerinden kaynaklı açılan soruşturmalar, daha soruşturma aşamasında olan dosyalar iddianameye girdi. Bu hem biraz da hani bu dosyalarda gelecekte ne gibi bir karar çıkabileceği yönde bize de bir fikir veriyor. Böyle bir şeye dayanılarak kapatma kararı verilebilir mi? Bence verilemez ama dediğim gibi yön, e, yöntemlerine baktığınızda istedikleri şey olmadığında ne kadar pervasızlaşabildiklerini görüyorsunuz. Ahim'in çeşitli kriterleri var. Daha önce Demokratik Toplum Partisi hakkında Türkiye'yi mahkum etmişti. Hukuk onların çıkarlarına uymadığında buna uymak için hiçbir gerekçeleri yok. Yani buna uymak için hiçbir kendilerini zorunda hissettikleri bir durum yok. Ve açıkça çiğniyorlar. Hukuk devleti diyoruz. Siyasi çoğulculuk diyoruz. Demokrasiden bahsederken işte Türkiye demokratik bir hukuk devletidir diyoruz. Pek çok şey söylüyoruz. Fakat demokrasinin o sağlanması için gereken siyasi partilerin varlığını vesaire bir anda kapatmalarla yok sayabiliyoruz. Hiçe sayabiliyoruz. Faşizm kendi hukukunu uygulamaktan bile aciz kaldığı süreçlerden geçiyor. Bunu her geçen gün çok daha net bir şekilde görüyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey değil ama kısa vadede kendi adlarına sonuç alıyorlar ama uzun vadede sürdürebilecekleri bir durum değil. E, Haklarında da kabul edebileceği bir durum değil diye düşünüyorum. Hukuk devletinin sadece kağıt üzerinde, sadece anayasada yazılı olduğunu, hani sözde lafı kullanıyorlar ya, aslında sözde hukuk devleti olduğunu anlıyoruz biz bu süreçlerden. E, muhalefet partileri söz konusu olduğunda hukuk rafa kaldırılabilir, demokrasi rafa kaldırılabilir ama kendilerine dokunduğunda örneğin AKP'ye yönelik de bir kapatma davası gündeme gelmişti yakın tarihimizde ve o süreçte Anayasa Mahkemesi bu davanın reddine karar verdi. AKP'nin kapatılmamasına karar verdi ve sonrasında AKP çeşitli yasal düzenlemeler yaptı. Parti kapatmalarını çok daha zorlaştıracak yasal düzenlemeler yaptı. Aslında kişiye göre, konuya göre hani o hukuki uyuşmazlığın tarafına göre hukuk var. Eğer siz muhalif taraftaysanız size daha başka bir hukuk uygulanıyor. Ama siz iktidardaysanız ve daha güçlü bir pozisyondaysanız kendiniz yasaları değiştirebiliyor ve parti kapatmayı daha zor bir hale getirebiliyorsunuz. Ama size muhalefet eden biri söz konusu olduğunda onun için de bir kılıfını uyduruyorsunuz. Ee, ve ona göre bir düzenleme yapıyorsunuz. Biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı e, yeni e, hani bu iddianameyi hazırlayan ve Anayasa Mahkemesi'ne sunan e, beş aday arasında dördüncü sıradaydı ve Cumhurbaşkanı tarafından seçildi. Hani baktığınızda bunlar tesadüfi şeyler değil. Kendi işlerine gelen insanları yargıda da seçiyorlar. Seçilmiş ve atanmış kişilerden oluşan bir yargı söz konusu. İşte Yargıtay'dan söz ederken, Anayasa Mahkemesi'nden söz ederken çeşitli kliklerin arttığı, azaldığı yapılanmalardan, dengelerden söz ediyoruz. Yani böyle bir durumda, böyle bir ortamda bu mercilerin vereceği kararlar zaten başta hukuka uygun mu? Hani çok daha temelinde, hani sorgulamaya başladığımızda, hani parti kapatmaya gelene kadar çok daha temel, çok daha derin sorunlar var. Hukuk devleti çatır 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 diyor. Şöyle ceza hukukunda çeşitli deliller söz konusu, yargılamada çeşitli deliller söz konusu, beyan delilleri Grubuna giriyor itirafçı tanıklık ve gizli tanıklıkla elde edilen deliller ve bu beyan delilleri aslında ceza hukukunda en az güvenilir olan deliller. Sadece bunlara dayanılarak bir hüküm kurulamaz hukukumuzda böyle. Ama maalesef ki son zamanlardaki yargı pratiğinde görüyoruz ki hukukçuların özellikle kendimin ve şu an tutsak avukat arkadaşlarımın yargılandığı dosyadan da örnek verecek olursam, ee, sırf bu beyanlara dayanılarak insanlara onlarca yıla varan cezalar veriliyor. İnsanların özgürlükleri gasp ediliyor. Tüm toplum e, teslim alınmaya çalışılıyor. Topyekün bir e, teslim alma çabası var. Bize diyorlar ki eller yukarı teslim olun. Tüm güç bizde. Her şeyi yapabiliriz. Her şeye gücümüz yeter. Partide kapatırız. E, parti başkanlarını tutuklarız, e, avukatları tutuklarız, milletvekillerini tutuklarız, e, kimi zaman katlederiz. E, biz her şeyi yapabiliriz ve siz bize itaat etmek, boyun eğmek zorundasınız. Herkese bunu söylüyorlar. Yargıya diyorlar ki ayağınızı denk alın, istediğiniz gibi karar verin. E, zaten de artık tüm yargı e, aslında bir şekilde iktidara bağlanmış durumda.